Demek merhamet ve hürmette muaccel bir mükafat var. Âli himmet ve âli cenab insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Hem mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki şekvalı, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder hırs. Ve haset ve kıskançlıkta öyle muaccel bir ceza var ki haset, haset edeni yakar. Ya Mustafa araba almış, ciddi mi lan? Nereden buldu parayı? Ne bileyim ya. Ulan bir de daire almış, ciddi mi be? Vay nasıl ya? Adam bak kahroluyor. Halbuki bak, sevinse lezzet alacak. Sevinse lezzet alacak. Ha? Mustafa burada. Burada da var Mustafa. Daire almış. Elhamdülillah, sevindim. Hem tevekkül ve kanaatte öyle bir mükafatlar ki o lezzetli muaccel sevap fakir ve hacatın belasını ve elemini izah ediyor. Nasıl? Allah bin bereket versin abi diyor. Kaç para? Abi 800 lira alıyordu. 300 lira ev kirası veriyorum. 5 ama Allah geçiniyorum abi diyor. Param var. Borç para bile verebilirim. Kanaat ediyor ya. Bak ne kadar rahat. Hem mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki gurur. Mağrur adam herkesten hürmet ister. Ve istemek sebebiyle istizkal gördüğünden daimi azap çeker. Hürmet için hürmet de verilmeyince kahrolur. Evet hürmet verilir, istenilmez. Hem tevazuda ve terk-i enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki ağır bir yükten kendini soğuk beğendirmekten kurtarıyor. Ya. Hem mesela suizan ve su-i tevilden bu dünyada muaccel bir ceza var. Men dakka dukka kaidesiyle suizan eden suizanına maruz olur. Mümin kardeşinin harekatını su-i tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda su-i tevile uğrar cezasını çeker. Daima üstü zan. Adam şişeyi sanmış götürüyor. Kâma. Seninki diyor içecek. Rakı diyor. Ya belki petmezdir. Belki sirkedir. Belki yağdır. Değil mi? Niye onu demiyorsun da rakı diyorsun? O kağıda sarmış, sen kağıdı yırtıyorsun. İşte o kağıda sardığı için, sen kağıdı yırttığın için o adam gerçekten de içki içmiş olsa gıybet sayılıyor. Çünkü gıybet diyor, fasıkı mütecahirse, günahları açıktan işliyorsa onun gıybeti yapılır. Mesela bir adam oruç tutmuyor. Ama oruç tutmadığını oruç tutanlara belli etmiyor. Bu adam oruç tutmuyor dersen gıybet oluyor. Neden? O bak gizliyor. Ama adam sigarayı tutturmuş. Ben oruç tutmuyorum diyor. Diyebilirsin. O kendisi ilan ediyor zaten. Ona fasık-ı mütecahir deniyor. Yani Müslüman olmak çok böyle kolay değil. Çok ince olmamız lazım. Herkese hüsnü zan etmemiz lazım. Suizan, hüsnü zan. Mesela bir kardeşi burada gördüm. O derse geliyor. Bir gün onu bir hanenin kapısında gördüm. Orada kenarda bekliyor. Ne diyeceksin? Herhalde bir arkadaşını alıp sohbete getirecek. Bu hüsnü zan. Ama dersen ki ya yer bulamadı. Bekliyor galiba da girecek içmeye. Bu da suizan olmuş. Gerçekten içmeye girse bile senin öyle düşünmen sana günah kazandırıyor. Ama öbür türlü düşünmen sana hiçbir şey kazandırmıyor. Tehlike yok. Çünkü üstadımız da diyor, biz hüsnü zanla memuruz diyor. Hüsnü zan. Herkese karşı hüsnü zan edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Hepinizin gözlerinizden öperim.